Siz Türkiye'de Erdoğan'ın üçüncü kez aday olduğunda buna itiraz edecek bir yer mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu'nun bu itirazı kabul edeceğini mi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, çok açık söylenecek olay şudur, savundukları tez de odur. Bu anayasa yeni anayasadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasaya göre seçilmiştir. Ve daha birinci dönemidir. Önceki seçildiği dönem eski anayasaya göre, eski sisteme göredir. Bu sistem yeni bir sistemdir. Bu sistemin adı güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemidir ve ikinci bir dönemi daha vardır. Hakimlerden oluşmuş Yüksek Seçim Kurulu da bunu tasdik edecektir. Yani siz Türkiye'de buna itiraz edebilecek, bunun böyle olmayacağını söyleyebilecek, Erdoğan'ın seçimlere giremeyeceğini söyleyecek bir Yüksek Seçim Kurulu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Buna itiraz edebilir. Yani siz ve biz kimlerse, yani bu böyle diye öyle mi olacağını düşünüyoruz? Arkadaşlar, İstanbul'da 2019 yılında resmi bir seçimi, bir şeyler olmamışsa da bir şeyler olmuştur denilerek, hile yapıldığı söylenerek iptal edildi. Böyle bir algı oluşturularak. Siz bugüne kadar üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, yaklaşık 3 yıl geçtikten, 3 yıla yaklaşıyoruz. İstanbul seçimlerindeki hileden bir şeyler olmamışsa da bir şeyler olmuştur diyerek hiçbir şey duydunuz mu? Mahkum edilen kimseyi gördünüz mü? O seçimlerin Haziran seçimlerinden sonra Mart seçimlerinin hiç konuşulduğunu duydunuz mu? Aslında söylenenlerin tamamının yalan olduğunu fark etmiyor muyuz? Fark etmedik mi? Millet onun yalan olduğuna inanarak aradaki farkı, 13 bin farkını 800 bin küsüre çıkardığını görmedik mi? Her şeyi milletin gözleri önünde gördü, oldu ve bunu kör bir balıkçı bile gördü. Bu kadar. Her şeyi algıya dönüşmüş durumda. Şimdi ben Erdoğan'ın bu konuşmasına Bakara suresinden Bakaralı. Bakara deyince ne geliyor aklınıza? Egemen Bağış geliyor mu arkadaşlar? Bakara suresi deyince. Şimdi size nasıl? Tamam, bekleyin, vereceğim. Arkadaşlar, dün akşam Twitter'da bir sohbet odası toplantısında AK Partililer konuşuyor. Konuşmacı da Metin Külünk. Metin Külünk ve Selman Öğüt konuşuyorlar. AK Partililer konuşuyorlar. Ve bir kez daha bir şey gördüm ki aslında AK Parti içerisinde kazan fokurduyor. Felaket fokurduyor. Öyle bir fokurduyor ki ve herkes her şeyin farkında. Ve çatışma çok büyük. Çok büyük. Mesela Selman Öğüt ve diğerleri işte Karabağ üzerinden mesela konuşuyorlar. Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olduğunu söylüyorlar. Bunun Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının başarısı olduğunu söylüyorlar. Ve milletin bu başarıyla ilgili olarak AK Parti'ye destek vermediğini söylüyorlar. İnsanların hayat pahalılığını konuştuğunu söylüyorlar. Ve toplumun o hayat pahalılığından şikayet eden, yoksulluktan şikayet eden, fiyatlardan şikayet eden kesimi vatandaşlara bu durumu anlatamadıklarını söylüyorlar. Milletin kendilerine itiraz ettiklerini söylüyorlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu kitle bunu seslendirirken bunu dışarıdaki muhalifler üzerinden kurmuyorlar. AK Partililer üzerinden kuruyorlar. Ve eleştiriler, o Selman Öğüt'ün o eleştirilerini televizyonlarda göremezsiniz. Çıktığında bunları anlatmaz. Ama o odaya katıldığında inanın dinlerken, söylenenleri dinlerken muhalefetin içerisinden bile o sözlerin söylenmediği gerçeğini gördüm. Ve Metin Külünk'ün mesela iddiaları var. Diyor ki Millet İttifakı ile ilgili Milletsiz İttifak diyor ve bir ajans çalışması olduğunu iddia ediyor.
AK Parti'nin %70 oy alabileceğini söylüyor. Tabii oradaki kitleye yönelik bir propaganda yapıyor Metin Külünk. Yaklaşık 600 civarında odada insan vardı ve dinliyordu. Katılıyorlardı konuşmalara da insan, kimileri aynı zamanda. Şunu söyleyelim. AK Parti bugün Türkiye'de yaşanan anların tamamının farkında. Hayat pahalılığının, yoksulluğun, insanların geçinemediğinin, insanların ücretlerinin çok düşük olduğunun farkında ve tüm her şeyi algıya kurmuş durumda. Bugünkü Erdoğan'ın açıklaması o algının, yani algıyı taşıyacak kadrolara, biz buna siz troll diyorsunuz, troll diyoruz, onlara yönelik olarak sosyal medya mecralarında ve hayatın başka alanlarında kullanılacak bir argüman olarak sunuluyor. Bunun üzerinden kuruluyor her şey. Ne demiş Erdoğan bakalım. Kıymetli kardeşlerim, bizler Müslümanlar olarak dünya hayatını bir imtihan vesilesi olarak gören insanlarız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenlere müjdele. Bu şekilde buyurmaktadır. Arkadaşlar, inanıyorsanız dünya hayatı bir imtihan, doğru. Allah, hani sevdik kulları alır deriz ya, bazen de isyan eder insan. Niye Allah'ım hep benim sevdiklerimi alıyorsun diye söylenir. Bir insan isyan eder bazen. Niye diğerlerini almıyorsun? Onda bir imtihan olduğunu söylerler. Şimdi Erdoğan dünya hayatına bir imtihan olduğunu söylüyor. Ve bu imtihanın da Sayın Cumhurbaşkanı sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız diyor. Şimdi benim söyleyeceğim olan şu. Niye bu eksiltmeyi, korkutmayı, biraz açlık vermeyi yoksullara düşüyor arkadaşlar? Onlar zaten yoksul. Zaten yoksullar. Niye tüm her bu korkutma, biraz açlıkla deneme, mallardan eksiltme, ürünlerden eksiltme, neden yoksullara düşüyor? Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakara ayetinin 155. suret ayetine, pardon, Bakara suresinin 155. ayetinden örnek verirken, okurken şunu yapsa keşke. Niye bu imtihan sarayda olmuyor? Niye bu imtihan, ya şey, evet böyle verin. Niye bu imtihan sarayın çevresindekilere olmuyor? Niye bu imtihan devlet ihalelerinden alanlara olmuyor? Niye bu imtihan devletten 5 maaş, 3 maaş, 2 maaş, 8 maaş, 7 maaş olan alanlara olmuyor? Neden bu imtihan Diyanet İşleri Başkanı ile olmuyor? Neden bu imtihan AK Parti'nin son 20 yılında zenginleşmiş olanlarla olmuyor? Ve şunu deseydi, ya mallarınızdan biraz eksiltir, ürünlerinizden biraz eksiltir. İşi Emine Erdoğan'ın porsiyon küçültün dediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı da çıksa, sarayın harcamalarını kıssa, Emine Hanım 50 bin euroluk çanta kullanmasa, 8 tane özel uçağı olmasa, işte şeyin, bakanların özel uçakları olmasa, satsalar bunları ve tarifeli uçaklarla gitse, Cumhurbaşkanı da 8 uçağın 7'sini satsa, Türkiye bir krizde, Türkiye bir milli ekonomik kurtuluş savaşı veriyor. Herkese sorumluluk düşüyor. Biz de külliye olarak, saray olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak giderleri kısıyoruz. Lüks araçlara binmiyoruz, yeni araçlar almıyoruz. Öyle 6, 7, 8 maaşları bırakın. Kendi ücretlerimizden fedakarlık yapıyoruz. Bizzat sarayın içerisinde porsiyonları küçültüyoruz.
Tarifeli uçaklarla uçacaksınız ey bakanlar, bürokratlar, danışmanlar diyorum. Ben de 7 uçağı satıyorum. Bir tane uçak tutuyorum. Ben de bazen tarifeli uçağa binip gidiyorum dese, o Bakara suresinin 155. ayetini kendisi uygulasa, iktidardakiler uygulasa, bu kadar son 20 yılda zenginleşmiş olanlar mülklerini, mallarını, ürünlerini yoksullarla paylaşsalar, dağıtsalar, ey Allah'ım, ey Allah'ım, niye yoksullarınkini sadece azaltıyorsun? Niye sadece yoksullara korku veriyorsun? Neden bu zenginleşmiş olan devlet erkanıyla bu korkuyu onların üzerine niye salmıyorsun deme. Talep etme, dua etme hakkım yok mu benim şimdi? Olmaz. Vallahi olmaz, billahi olmaz. Milletin gözünün içine baka baka bu söylenmez. Yani millete diyorlar ki, sizin Allah'ınız var. Sizin Allah'ınız var. Bu yoksullaşmayı kabul edin. Sizin bazen malınızı eksiltir, ürünlerinizi eksiltir, sizin yüreğinize korku salar Allah. Size niye salmıyor? Zenginlere niye salmıyor? Türkiye'nin %25'i bu hayat pahalılığından ve bu krizden hiç etkilenmiyor. %5'i malının üzerine mal koyuyor. Ey Allah'ım, niye o tarafa doğru dönüp bakmıyorsun? Niye onları sınamıyorsun? Niye askeri ücretiyle çalışan küçük esnafla az geliri olan insanları sınıyor ve korkutuyorsun? Demeyelim mi? Demeyeyim mi? Ey Sayın Erdoğan, bu ülke şeriatla mı yönetiliyor ki? Kur'an-ı Kerim'le mi yönetiliyor ki? İnsanlara Bakara suresinin 155. ayetinden örnekler veriyorsun. Abdülhamit'in Gül'ün dediği gibi, bugüne kadar daha adil bir dünya kurulmamışsa, bugünden sonra bir 20 yıl daha mı milletten destek istiyorsun, onay istiyorsun, sandıktan güven istiyorsun? İtiraz etmeyelim mi, söylemeyelim mi, susalım mı? O eleştirir, bu eleştirir, şu söyler, bilmem ne söyler diye kafamızı önemeyelim. Bakara değil demiş abim, makara. O makara şimdi Çek ya da Büyükelçi biliyorsun.